Herkese merhaba. Bu hafta sizlerle objektivizmin kurucusu Ayn Rand'ın hayatını ve en önemli eserlerinden biri olan Hayatın Kaynağını konuşacağız. Hepinize şimdiden iyi seyirler. Hazırsanız başlıyorum. Kim bu Ayn Rand? Ayn Rand. Ne diyeceğiz şimdi? Ayn Rand mı? Ayn Rand mi? Şunun sevimliliğine de bakın hele. Asıl adı Aliza Zinovyevna Rosenbaum. 1905 yılında Rusya'da Yahudi bir burjuva ailesinde dünyaya geldi. Rand hem Çar yanlılarına hem de komünistlere karşıydı. Ayn Rand 1924 yılında Leningrad Üniversitesi'nin Sosyal Bilimler Fakültesinden mezun oldu. Ardından Sinema Sanatları Enstitüsü'nde oyunculuk ve senaryo yazarlığı üzerine çalışmalarda bulundu. Ona göre kolektivizmin hüküm sürdüğü Rusya'da yaşamak hapis hayatından farksızdı. Antik çağ filozofları arasından en çok Aristoteles ve Platon'dan etkilenmiştir. Eserlerinde ise Nietzsche ve Hegel'in etkileri görülür. 1925 yılında akrabalarını ziyaret etmek için gittiği Amerika'dan bir daha geri dönmez. Sosyalizme duyduğu antipati nedeniyle ismini Ayn Rand olarak değiştirmeye karar verir. Bir hayranı isminin nasıl okunduğunu sorduğunda Ayn Rand diye okunmasını tercih ettiğini söyler. O zaman kesin Ayn Rand. Cebinde 50 dolar, aklında senaryo yönetmeni olma hayali, Dömille stüdyolarının yolunu tutar. Burada eşi Frank O'Connor ile tanışır. Frank aynı zamanda Rand'ın Atlas Silkindi ve Hayatın Kaynağı gibi en önemli iki romanını adadığı kişidir. Ayn Rand'ın aşk ve ilişkiler konusundaki düşünceleri de son derece ilginçtir. Ona göre bir insan yalnızca kendi bencil çıkarı için biriyle ilişkide bulunmalıdır. Doğru olan da, etik olan da budur. Düşünsenize, bir evlilikte eşlerden biri diğerine "Benim bu ilişkide hiçbir çıkarım yok. Bencillikten o kadar uzağım ki seninle yalnızca senin iyiliğin için evleniyorum" dese. Berbat olmaz mıydı? Objektivist hareket 1950 yılında Nathan Blumenthal adındaki bir psikoloji öğrencisinin Rand'ın romanlarından etkilenip kendisine bir mektup yazmasıyla başlar. Yaşamın Kaynağı adlı romanı okuyan üniversite öğrencileri Rand'ın felsefesini daha iyi anlayabilmek için 43'ler sınıfını kurarlar. Ardından Rand ve Brandon Objektivist dergisini çıkarmaya başlar. Ancak yaşadıkları anlaşmazlık nedeniyle 1966 yılında yollarını ayırırlar. Objektif or sevgilim. Peki nedir bu objektivizm? Ayn Rand, objektivizmin 5 dayanağı olduğunu söyler. Bunlardan ilki metafizik, yani insan müdahalesi olmadan var olan, sorgulanmadan verilen. İkincisi epistemoloji, metafiziğin bize sağladığını insan iradesiyle insan yapımı objelere dönüştürme yolu. Üçüncüsü etik, ama Kant'ın mutlak etiği değil, rasyonel etik, yani kişisel çıkar. Objektivizmin dördüncü dayanağı kapitalizmdir. Rand'a göre kapitalizmi mahvedenler onu anlamadan savunanlardır. Doğru anlaşıldığı sürece insanın mutluluğunu yaşayabileceği tek yönetim biçimi olduğunu düşünür. Sonuncusu ise estetiktir. Rand'a göre sanat metafiziğe, epistemolojiye ve etiğe dayalı olmalıdır. Sanat insanın bilinç dışına odaklanır. Ayn Rand 1982 yılında Manhattan'daki dairesinde muhtemelen akciğer kanseri nedeniyle vefat eder. Gelelim Fountainhead ya da Yaşamın Kaynağına. Nedir bu kitabı bu kadar özel yapan? Fountainhead 1943 yılında basıldıktan sonra birçok spekülasyona neden olur. Romanda toplumun desteklediği klasik mimariye karşı modern mimariyi savunan bir mimarın hikayesi anlatılır. Bir adam düşünün, sadece kendisi olabilen. Tüm duyduklarına, yaşadıklarına, gördüklerine rağmen kendi yolunda ilerlemeye devam eden. Bildiği doğrudan hiç ayrılmayan, kimseye öykünmeyen, keşkelere itibar etmeyen. Böyle birini hiç tanımadın değil mi? Ben de öyle tahmin etmiştim. Çünkü bu adam Howard Roark. Kendisi diğer romanlarda rastlayamayacağın türden bir karakter. İdealleri insana neler yaptırabilir? Ya da böyle biri gerçekten yaşamış olsaydı, yaşadığımız ortama varlığının katkısı ne olurdu? Ütopya romanlarında bahsedilen diyarlar gibi Ayn Rand da bizlere bu ütopik karakterin iç dünyasının kapılarını aralar. Roark ise bu kapıları kilitli tutmakta kararlıdır. Dinlediğiniz için teşekkürler. Haftaya Salı günü saat 23'te görüşmek üzere. Kanalıma abone olup beğenmeyi unutmayın.